var. Birlikte bu güzel kazağımızı öreceğiz. Ben bitmiş halini ilk videoma koyuyorum. Bu şekilde 1,5 yumak gri ipim gitti. 1,5 yumak da lacivert ipim gitti. 3-4 yaş olarak başlamıştık aslında. Ama yani 4-5 yaş bir çocuk da rahatlıkla giyebilir diye düşünüyorum. Biraz büyük oldu. Evet, şu lacivert yerlerimizi normalde videomuzda 60'ar sıra ördük. Yani 60 sıra önde ve 60 sıra arkada lacivert ipimizden örmüştük. Şuradan da 20 sıra gri ipimizden örmüştük. Biz bu 60 sırayı 70 sıra olarak örersek hanımlar daha güzel olacağını düşünüyorum. Kolay gelsin. Başlayabiliriz. Merhaba hanımlar. Bugün hep birlikte erkek çocuk kazak çalışması yapacağız. Lacivert ve gri ipler kullandım. Nako Elite Baby'nin ipler. Numaralarda 194 lacivertin, gri'nin de 46-72. Kazağımız 3-4 yaş çocuklar için uygun. 76 ilmek atarak başlıyoruz ve 2 sıra boyunca örgümüzü ters öreceğiz. Evet, birinci sırasını da şu şekilde ters örgü yaparak 2 sıra ters örelim ve gelelim. 2 sıramı ters ördüm. 3. sıramı düz öreceğim. Örgümün şu anda ön yüzeyindeyim. Ön yüzünden bütün ilmeklerimi düz, arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Bundan sonra 60 sıra boyunca örgümüzü öreceğiz. Bu arada şişlerimde 3,5 numara. Evet, 3. sırada bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Tek sıralarda bütün ilmeklerimi düz, çift sıralarda bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Toplamda 60 sıra boyunca örgümüzü öreceğiz. Ve geleceğiz. Evet, 60 sıra boyunca lacivert ipimle ördüm. Şimdi gri ipime geçiyorum. Gri ipimle de aynı düz örgü yapacağım hanımlar. Bu işlemi 14 sıra boyunca yapacağız. Düz tarafından, yani ön yüzünden düz öreceğiz. Arka yüzünden ters öreceğiz. Toplam 14 sıra örgümüzü örelim. Gri ipimizle ve gelelim. Evet hanımlar, gri ipimizden 14 sıra örelim demiştim. Biraz eksik geldi bana. 20 sıraya tamamladım. 20 sıra gri ipimizden örelim. Sonra kenarımızdan 5 ilmek eksilteceğiz. Kenarımı düz ördüm. Yanındakini ters örerek eksilteceğiz hanımlar. Ters örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Ters ördüm. İkinci eksiltmemi yaptım. Ters ördüm. 3. Ters ördüm. 4. Ters ördüm. 5. 5 ilmek kestim ters örerek. 2 ters örgüme devam ediyorum. 1 2 ters. Yan bant için 2 ilmeği birlikte düz keseceğim ve örgümün sonunda 5 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Evet, son 5 ilmeğim kaldı. 61 düz vardı bu arada arada. Şimdi 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Burada bir eksiltme yapıyorum. 2 ters örüyorum. Ve son ilmeğimi de düz örüyorum. Evet, örgümün arka yüzüne geçtim. Burada ilk ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ve son 3 ilmeğim kalana kadar, şurada son 3 ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. İkisini düz örüyorum. Bir tanesini ters örüyorum. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Evet, burada o kestiğimiz 5 ilmeğimizi geri artıracağız. Şöyle ilmek çıkararak yapacağım ben bu işlemi. 1 2 3 4 5
1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi artırdım. Şimdi burayı lastik öreceğiz. Şu ipimi ön tarafa alıyorum. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir ters olarak 5 ilmeğimizi lastik örgü yaptık. Evet, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ördüm. 5 ilmeğimi artırdım, 5 ilmeğimi. Sonraki ilmeğimi düz alıyorum. Bir düz örüyorum. 2 ters örüyorum. Sonra 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Ve son 5 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, 5 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Burada bir eksiltme yapıyorum. 2 ters. Ve bu kenar ilmeğimi takıyorum. Örgümün arka yüzüne geçtim. 1 ters. İpimi öne alıyorum. 2 düz. 2 düz ve burada ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şöyle son 7 ilmeğimiz kalana kadar, 8 ilmeğimiz kalana kadar bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Son 8 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2 düz, 1 ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, son ilmeğimi şöyle geçirdim. Örgümün arka yüzüne geçtim. Evet, bu ilk ilmeğimi ters öreceğim için şunu öne aldım. Bir ters örüyorum. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum, bir düz örüyorum, bir ters örüyorum, bir düz örüyorum, iki ters örüyorum ve burada bir eksiltme işlemi daha yapacağım. Artık sıralarımızın, örgümüzün ön yüzünde burada ve burada hep eksiltme yapacağız. 42 ilmeğimiz kalana kadar. Evet, burada bir eksiltme yaptım. 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm. Ve son 5 ilmeğim kalana kadar düz evet, örüyorum. Son 5 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Düz örüyorum. Burada bir kesme yaptım. 2 ters. Son ilmeğimi de şimdi geçiriyorum örmeden. Örgümün arka yüzüne geçtim. Evet, bu ilmeğimi ters öreceğim. Bir ters, iki düz. Burada örgümün arka yüzünde ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz öreceğim. Herhangi bir şey yapmayacağım. Örgümün ön yüzünde bir başta bir sonda birer adet ilmek kesiyoruz. 42 ilmeğimiz kalana kadar örgümüzün arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, sıramın sonuna geldim. Son 2, 4, 6, 8 adet ilmeğim kaldı. İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Evet, örgümün ön yüzüne geçiyorum. Şu ana kadar şuradan itibaren 3 defa buradan, 3 defa buradan, yani toplamda 6 adet ilmek eksilttik. 76 başlamıştık. 70 tane ilmeğimiz var ve bir ilik çalışması yapacağız. Burada, şurada bir ilik çalışması yapacağız.
Evet, şu ters, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, burada iki ilmeğimi birlikte düz örüyorum ve başına doluyorum. Bir düz, bir, iki ters ve iki ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Evet hanımlar, bununla birlikte dördüncü eksiltmemi yaptım. 70 ilmeğim vardı. Toplamda 42 ilmeğim kalana kadar eksiltmelerimizi bir buradan, bir de burada son 5 ilmek kaldıktan sonra ikisini keserek, buradaki 2 ilmeği düz örerek yapıyoruz. Arka sırada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz. Evet, burada bir ilik çalışması yaptık. 6 sıra sonra tekrardan bir 6 kesme sonra tekrardan bir ilik çalışması yapacağız. Evet hanımlar, 3 kere ön yüzümüzden kesme işlemimizi yaptıktan sonra ilk ilik yerimizi açmıştık. Bunun üzerine 6 demiştim ama 8 kere daha ilik eksiltme çalışması yaptım ben. Yani toplamda 3 burada, 8 burada, 11 tane ilik eksiltme çalışması yaptım. Hem burada hem burada yaptığım için toplamda 22 ilmeğim eksildi. 76'dan 22 ilmeğimizi çıkardığımız zaman da 54. Şu an 54 ilmeğim var ve ikinci ilik çalışmamı yapıyorum. 54 ilmeğim var ve ikinci ilik çalışmamı yapıyorum hanımlar. Evet, ilk ilmeğimi ters örüyorum. Düz, ters, ikisini birlikte düz örüyorum ve başına doluyorum, bir düz örüyorum, iki tersimi örüyorum ve burada eksiltmelerimiz halen devam ediyor. 12. eksiltmemi yapıyorum şu anda. Toplamda 17 tane eksiltme yapacağız. Bu şekilde ilmeklerimizi, yani 17 burada, 17 burada eksiltme yapacağız. Diğer ilik çalışmamız da boyun kısmında olacak hanımlar. Evet, şişimizde toplamda 42 ilmeğimiz kalana kadar ön yüzeyinde eksiltmelerimizi yapacağız. Bir buradan, bir buradan, arka yüzeyinde de düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek devam edeceğiz. Herhangi bir ilik çalışması da yapmayacağız. Bu şekilde örgümüze devam edelim 42 ilmek kalana kadar. Evet hanımlar, önümü tamamladım. Yardımcı şişimi aldım. Toplamda 42 ilmeğim kaldı burada. Önümüz bitti. Şimdi arkaya geçeceğiz. Arkada aynı şekilde önümüzdeki gibi başlıyor. İlk 76 ilmeğimizi atıyoruz. İlk 2 sıramızı ters örüyoruz. Sonraki 3. sıramızı düz örüyoruz. Ve ön yüzlerimizden düz, arka yüzlerimizden ters örerek 60 sıra lacivert yapıyoruz. Daha sonra 20 sırada gri ipimizle örüyoruz. Ve şurada tekrardan buluşacağız hanımlar. Arkada önün aynısı gibi örülecek şuraya kadar. Yani 60 sıra lacivert, 20 sırada gri ipimizden öreceğiz ve geleceğiz. Evet hanımlar, kazağımın arkası için 60 sıra lacivert ördüm. 20 sırada gri ipimden ördüm. Ve şimdi şöyle reglan kol için şu şekilde eksilterek gideceğiz. Gene önde yaptığımız gibi. Yalnız sadece yan bandını yapmayacağız. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmek ters öreceğim burada. Bir, iki ilmek ters ördüm. İki ilmeği birlikte
düz örüyorum. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Son 5 ilmeğim kalana kadar. Son 5 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Burada bir kesme yaptım. 2 ters. Ve son ilmeğim düz. Şöyle alıyorum. Arkasına geçtim. Burada düzlerimizi düz, terslerimizi ters öreceğiz. Evet, bir ters. Şunlar düz ilmeklerim. Bir ters, iki düz. Evet, geri kalan ilmeklerimi ters öreceğim. Şuraya geldiğim zaman, son 3 ilmeğim kaldığı zaman burada 2 düzüm ve 1 tersim var. Bütün ilmeklerimizi ters örelim ve şu son 3 ilmeğimiz kalana kadar devam edelim. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. 1 düz, 2 düz. Bu da ters ilmeğim. Şöyle alıyorum ben. Örgümün ön yüzüne geldim tekrardan. 1 düz. 2 ters. Bu bir düz ve iki tersimiz. Sabit. Şurada bir düz ve iki tersimizi ördükten sonra iki ilmeği birlikte düz örüyoruz. Her sırada bir eksiltme yapacağız burada. Son 36 ilmeğimiz kalana kadar. Bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Şurada da bir eksiltme yapacağız. Ön yüzünde başında ve sonunda her ön yüzümüze geldiğimiz zaman birer eksiltme yapacağız. Evet, buraya 5 ilmek kalana kadar örelim şimdi. Evet, son 5 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. 1, 2 ters ilmeğimi ördüm. Şu ilmeğim düz. Şu şekilde ipime geçirdim, fişime. Örgümün arka yüzünde düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz. Evet, şu kenar ilmeğimiz ters. 1, 2 düz. Yani örgümüzün arka yüzünde her zaman düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi de ters örüyoruz. Evet, ters ilmeklerimizi son 3 ilmeğimiz kalana kadar örelim. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Evet, düzleri düz, tersleri ters örüyorduk. 1, 2 düz. Bu ters ilmeğim. Ben örmeden alıyorum. Şöyle. Hattımız zaten oluştu, belli oluyor. 3 ilmeğimizi bir düz, iki ters ördükten sonra burada 5 ilmek kala 2 ilmeğimizi birlikte düz örerek de örgümüzün bu tarafında eksiltme yapıyoruz. Ve en son şişimizde 36 ilmeğimiz kalana kadar örgümüzün ön yüzeylerinde bir buradan bir de buradan eksiltme yapacağız. Arka yüzeylerinde düzlerimizi düz, terslerimizi ters öreceğiz. Herhangi bir eksiltme yapmıyoruz arkada. Ön tarafta bir buradan bir buradan eksiltme yapıyoruz. Evet hanımlar, kazağımızın kolunu örmeye geçtik. Kolumuz buraya kadar, örgümüzün şurasına kadar sağ kolumuz ve sol kolumuzda aynı işlemi uygulayacağız. Burada yaptığımı anlatayım, sonra birlikte yapalım. Ön yüzümden bütün ilmeklerimi düz, arka yüzümden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 2, 4 sıra mavi, 2 sıra gri. 4 sıra mavi, 2 sıra gri. Şuraya kadar toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane mavi örene kadar bu şekilde aynı işlemi yapacağız. Sonra gri örmeye başlayacağız. Araya da 2'şer sıra gri ipimizden öreceğiz. Ve şu ilk mavi örgümden sonra ikinci mavi örgümün ikinci sırasında birer tane artırma yapıyorum. Sonraki mavi örgümde de, yani şu ilkinden sonra 1, 2, 3, 4, 5 5 mavimde örgümün sağından ve solundan birer ilmek artıracağım. Yani şurada şöyle bir artırma işlemi yapacağız. 40 olan ilmeğimiz, özür dilerim, 50 olan ilmeğimiz toplam 60 ilmek olana kadar. Şimdi 50 ilmek attım. İlk sıramızı düz öreceğiz.
Evet, ilk sıramı düz ördüm. İkinci sırama geldim şimdi. İkinci sıramdaki bütün ilmeklerimi ters öreceğim ve mavi ipimden toplam bu ikinci sıram 4 sıra öreceğim ve gri ipime evet, 4 sıra boyunca lacivert ipimle ördüm. Ön sıralarımı düz, arka sıralarımı ters ördüm. Şimdi gri ipime geçiyorum. Ön yüzümde olduğum için düz örüyorum. 1 ve ikinci sırayı da ters yapacağız ve tekrar lacivert ipimize geçeceğiz. 2 sıra gri ipimle ördüm. Bir gittim, bir de döndüm. Şimdi lacivert ipime geçiyorum. Bu örgümün ön yüzünden düz örerek başlayacağım. Arka sırasında da ters öreceğim ve lacivertimin 3. sırasında artırma yapacağım. Buradan düz gidelim ve arkadan ters gelelim. 3. sırada tekrardan artırmamızı yapalım birlikte. Evet, lacivertimin 3. sırasındayım. Örgümün başında ve sonunda artırma yapacağım bu sırada. Evet, şöyle düz örgümüzü örelim. Şu aldığımız ilmeği şöyle takalım. Bir tane ilmek artırmış olduk. Bu şekilde sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz örelim. Bir ilmek artırdım başında. Sonunda da bir ilmek artıracağım. Evet, üçüncü sıramın sonuna geldim lacivert ipimle. Şu son bir ilmeğim kalmıştı. O ilmeğimi şöyle örüyorum ve şuraya geçiriyorum. En başta yaptığım gibi iki ilmeğim oldu şimdi. İkisini düz örüyorum. Burada da bir artırma yapmış oldum. Siz başka teknikle de artırabilirsiniz hanımlar. Evet, örgümün arka yüzüne geçiyorum ve bütün ilmeklerimi ters örerek sonuna kadar gidiyorum. Evet, gri ipime geldim şimdi. İki sıra gri ipimi öreceğim. Ön yüzünden düz, arka yüzünden ters öreceğim ve geleceğim. Evet, iki sıra gri ipimi ördüm. Şimdi iki sıra lacivert ipimizi örüyoruz. Ve üçüncü lacivert sıramızda tekrar sağda ve solda birer tane olmak üzere toplam 2 adet ilmek artırıyoruz. Şurada yaptığımız işlem gibi. Burada yaptık ve bu işlemi 4 defa daha yapacağız. Yani şurada yaptık, örgümüzün şurasında yaptık. 1, 2, 3, 4 lacivert sırasında daha yapacağız. Ve 50 adet olan ilmeklerimiz toplam 60 adet olacak. Son artırmamı yaptım. Ve şimdi şu an 60 tane ilmeğim var. Şu şekilde 4 sıra lacivert, 2 sıra gri örüyorduk. Şu lacivert çizgilerimizden toplamda 13 çizgi olana kadar örgümüzü örüyoruz. 13 tane lacivert çizgimiz olacak. Onun üzerine de 20 sıra gri ipimizi örüyoruz ve geliyoruz. Evet hanımlar, 20 sıra gri ipimden ördüm. Şimdi kesme yapacağız. Sağdan ve soldan reglan kol için arkamızda yaptığımız gibi, örgümüzün arkasında yaptığımız gibi bir düz ilmeğimizi örüyoruz. Bir ters, bir daha ters, yani iki ters, bir düz, iki ters, iki ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Burada bir kesme yaptık. İlk kesmemizi yaptık. Bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Son 5 ilmeğimiz kalana kadar. Son 5 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Burada bir kesme yaptım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ve son ilmeğimi de düz örüyorum. 2 ters ve 1 düz. Evet. Burada da ikinci kesmemi yaptım. Burada ve burada. Örgümüzün arka yüzünde düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters öreceğiz. Herhangi bir şey yapmayacağız. Ön yüzünde de başında ve sonunda birer ilmek eksilteceğiz. Evet. Şu ilmeklerim düz. 2 düz ördüm. İlkine öyle aldım. 2 düz örüyorum. Ve diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde düz ilmeklerimiz düz, ters ilmeklerimiz ters örüyoruz arka yüzümüzde. Ön yüzümüzde de başında ve sonunda birer kesme olmak üzere toplam 2 tane ilmek eksiltiyoruz. Şu an 60, ilk başta 60 ilmeğimiz vardı. 60 ilmeğimizden 20 ilmeğimiz kalana kadar başta ve sonda birer tane ilmek eksiltiyoruz. Evet, şu şekilde kolumuzu yaptık. Son 20 ilmeğim kalana kadar kestim. Şimdi de bunu keseceğim ve bitireceğim.
bir düz örüyorum. Ters örgümü ters örüyorum ve ilk ilmeğimin içerisinden geçirerek şu şekilde kesiyoruz. Düz. Şu şekilde örüyorum ve diğer ilmeğimin içerisinden geçiriyorum bu şekilde hanımlar ve hepsini bu şekilde kolumuzu bitirelim. Evet, sol kolumuzu ördük. Şimdi sağ kolumuza geçiyoruz. Zaten şuraya kadar ikisinin örümü de aynı. 20 sıra gri örüyoruz ve sonra diğer işlemlerimiz aynı oluyor. Evet, ilk ilmeğimizi düz alıyoruz. Sonra 2 ters ilmek örüyoruz. 1 2 ters. Şuradaki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonra düz örüyorum. Buraya da kenar bandı yapacağız. Hani ön yüzümüzün sağ tarafında ilik açtığımız kenar bandını iliksiz bir şekilde sağ kolumuzun sol kenarına yapacağız. Şu sıranın sonuna gelelim. Anlatıma devam edelim. Evet, 5 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm. Son ilmeğimi düz ördüm. Burada da bir eksiltme yaptım. Sonra örgümün arka yüzüne geçiyorum. Evet, orada kenar bandımızı yaparken ilmek eksilterek yapmıştık. İlk önce 5 ilmeği kesmiştik. Evet. 1 2 3 4 Bu 5 oldu. Evet. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Geri kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Tabii şuradaki 2 düzümü düz öreceğim. Yani son 3 ilmek kalana kadar hepsini ters örelim. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. İkisini düz örüyorum. Evet, bunu da örmeden takıyorum. Örgümün ön yüzüne geldim. Evet. Bir düz ördüm. 2 ters ördüm ve 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm. İkinci eksiltmemi yaptım burada. Şimdi sıramızın sonuna kadar örelim. Bu şekilde düz örgülerimizi. Sıramızın sonunda çekime devam edelim. Son 5 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte düz örüyorum. 1 2 tersimi örüyorum. Şimdi burada ilmek artırmam gerekiyor. 5 ilmek artırmam gerekiyor. Evet, örgümün arka yüzüne geçtim. 1 2 3 4 5 Evet, burası lastiğimiz, kenar lastiğimiz olduğu için bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, iki düz ilmeğimi de ördüm. Evet, kenar lastiğimizin başlangıcını yaptık. Şimdi sıramızın sonuna kadar ilmek, ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Örgünün ön yüzündeyim. Kesmeye devam ediyorum. Bir düzümü ördüm. 2 tersimi ördüm. 2 ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Son 10 ilmeğim kalana kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Ve son 10 ilmeğim kaldı. Şurada 2 düzümü birlikte örüyorum. Örgümün sağından ve solundan eksiltmelerim devam ediyor. 2 tersimi ördüm. Yan bandım için 1 düz, 1 ters, 1 düz, 1 ters, bir düz. Evet, şu şekilde aldık. Örgümüzün arkasına geçtik. Bir düz,
bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, iki düz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz arkada. Evet hanımlar, diğer kolumda yaptığım gibi 20 ilmeğim kalana kadar örgümün sağında ve solunda eksiltmelerimi yapıyorum. Bu yani kolumun bu tarafında da. Burada ayrıyeten bir yan bandımız var. Örgümüzün sonuna kadar yan bandımızı öreceğiz. Şuralarında da ön yüzünde göstereyim. Şurada ve şurada kesmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Burada 10 ilmek kala yapıyoruz. Burada da 3 ilmeğimizi ördükten sonra yapıyoruz. Ön yüzünde kesmelerimizi yapıyoruz. Arka yüzlerimizi de düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz. Ve en son 20 ilmeğimiz kaldıktan sonra bütün ilmeklerimizi kesiyoruz ve kolumuz bitiyor. Evet hanımlar, şimdi ön bedenimi aldım. Ön bedenimde 42 ilmeğim kalmıştı. 21'ini bu tarafa alıyorum. 21'ini bu tarafa alıyorum. Şu an yaka oyuntusunu oluşturmaya çalışacağız. Bu tarafa doğru 21 tane ilmeğim burada ya. Bu tarafa doğru normal örgümüzü yapacağız. Buradaki azaltmamızı da yapacağız. Hani eksiltiyorduk ya, beraber başlayalım. Evet, şu kenar ilmeğim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir, iki ters. Eksiltmemi yapıyorum buradaki. İki ilmeğimi birlikte düz örüyorum. Ve bütün ilmeklerimi öreceğim. Düz olarak. Son iki ilmeğimi birlikte öreceğim hanımlar. Önce bu yanında çalışacağım, sonra diğer yanında. Şöyle çevirip şu şekilde alırsanız eğer kenarı daha düzgün durur. Şöyle. Evet, şu şekilde. Evet, arkasına geçtim. Şimdi arkada da 4 ilmek keseceğim. İlk ilmeğimi bir, iki, üç, dört. Kalan ilmeklerimizi düzlerimizi düz, terslerimizi ters örelim. Evet, ön yüzüne geçtim. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum. İki ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Ve son iki ilmeğin düzgün olması için şöyle ters çeviriyorum. Şu şekilde. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yani bir ilmek eksiltiyorum. Evet, arkada 3 ilmek daha eksilteceğim. 1 2 3 Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum sıram bitene kadar. Örgümün ön yüzündeyim şimdi. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum. Bu sıramın bitiminde bir ilmek keseceğim. Bir ilmek daha keseceğim. Evet, bu kesmemi yapmak için, düzgün olmasını istediğim için şunu çevirip yapıyorum. Evet, arka yüzümde de son bir kesmem kaldı. Evet, bunu da kestim. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters ördüm. Ve buradaki kalan
2, 4, 6, 8 ilmeğimiz kaldı. 8 ilmeğin hepsini birden, hepsini bir kesiyoruz. Düzleri düz, tersleri ters örerek keselim. Bir önceki ilmeğimin içinden geçiriyorum. Örüyorum ve bir önceki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde. Evet, diğer yanıma geldim. Diğer yanımda örgümün arka yüzünden örmeye başlıyorum ve son iki ilmeğimi keseceğim. Sona kadar örelim ve gelelim. Evet. Son iki ilmeğim kaldı. Son iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Şu şekilde arkadan. Ön yüzünde 4 ilmek keseceğim. Bir, iki, üç, dört. Evet, normal örgümüzü yapıyoruz. Şuradaki eksiltmemizi de unutmuyoruz. Evet, arka yüzeyimde son iki ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örüyorum. Ve örgümün ön yüzünde de 3 ilmek keseceğim şimdi. Bir, iki, üç. Şuradaki eksiltmemi de yapayım. Ters. Son düz ilmeğimi de ördüm. Ve son iki ilmeğimi birlikte arka yüzümde son iki ilmeğimi birlikte ördüm. Ve ön yüzüme geldim. Evet, örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada son eksiltmemi yapıyorum. Bir ilmek daha kestim. Şişimde 8 tane ilmeğim kaldı ve örgümün arkasından bütün ilmeklerimi keseceğim. Şöyle arkasını çeviriyorum. İçinden geçirerek bütün ilmeklerimizi kesiyoruz. Evet, ön ve arka bedenlerimizi şu şekilde düz yönleri iç tarafa gelecek şekilde çevirip kenarlarını şuradan şöyle şuradan şuraya kadar bu kenarını buradan buraya kadar da bu kenarını denk getirip renklerini dikelim. Evet hanımlar, şu kısmımı lacivert ipimle diktim. Şurayı da gri ipimle diktim. Şu kısmımı gene lacivert ipimle diktim. Şurayı da gri ipimle diktim. Daha bu iki ipimi de koparmadım. Çünkü bu yüzünden şu ikisini birleştirirken bunu kullanacağım. Arkada da bunu kullanacağım. Şu şekilde örerek diktim ben. Evet. Şuradan alalım, içinden geçirerek şöyle gösteremedim. Bir şunu alıyoruz, bir şunu alıyoruz. İkisinden de buraya batırıyorum, buraya batırıyorum. Şu şekilde içinden geçirerek dikiyoruz. Buradan batırıyorum. Buradan batırıyorum, bir ilmek çıkarıyorum ve şöyle dikiyorum. İğne de kullanabilirsiniz dediğim gibi. İsterseniz tığ ile de yapabilirsiniz, fark etmez. Şu şekilde.
tarafını diktim. Şimdi bu tarafını dikeceğim. Şöyle bir buradan bir buradan alıyorum. Şöyle bu şekilde. Şu an bana ters olduğu için yapmakta. Bir buradan alıyorum. Bir buradan alıyorum. Şöyle içinden geçiriyorum. Bir buradan alıyoruz. Bir karşısından alıyoruz. Şu şekilde içinden geçirerek sonuna kadar dikelim. Evet, diğer kolumu da aynı şekilde yan bantlı olan değil arka tarafını aynı şekilde dikiyoruz. Evet hanımlar, şimdi ön tarafına geldim. Şurası ve şurasını birleştireceğim. Şuraları zaten düğmeli yapacağımız için orada herhangi bir dikme işlemi yapmayacağım. Sadece şurası ve şurasını dikeceğiz. Şöyle. Evet, en sonu da. Bir zincir çekip şöyle ipimizi sıkıştıralım. Şu şekilde. Buraya zaten düğme dikeceğiz. Evet, yaka kısım için ilmek çıkarıyorum. Şimdi ilk ilmeğimi çıkardım. Şöyle şu ikili yerlerden ilmeğimizi alıyoruz. Şişimize geçiriyoruz. Bakın şöyle alıyoruz. Bütün yaka boyunca bu şekilde ilmek çıkaracağız. Evet, ilmeklerimi çıkardım. Bir düz bir ters örüyorum şimdi. Bir düz bir ters. Bir düz bir ters olarak bütün ilmeklerimi örüyorum. Evet, şuraya ilik açacağım. Bir düz bir ters örerek bir sıra ördüm sadece. Bir düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Burada iki ilmeğin birlikte düz örüyorum. Başına doluyorum. Ters, düz. Şimdi sıramın sonuna kadar düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum. Evet hanımlar, yakamda 7 sıra bir ters bir düz lastik yaptım. Şurada bir ilik çalışması yapmıştım. Toplamda yakamdan topladığım ilmek sayısı da 100 ilmek. Şu şekilde 7 sıra ördükten sonra bütün ilmeklerimizi keserek kazağımızı bitiriyoruz.